Üniversitesi'nin Sportal programından hepinize mutlu günler değerli izleyiciler. Bir spor gündemini değerlendirdiğimiz programla da karşınızdayız. Bu hafta Ahmet Cömert ve Seyit benimle birlikteler. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ahmet sen de kısa bir aranın ardından tekrar aramızdasın. Ama ben ilk sözü Seyit'e vermek istiyorum. Tabii ki. Seyit, Fenerbahçe bu hafta Kayer'le güldü. Sportoto Süper Lig'in 17. haftasında Şükrü Savaşoğlu Stadı'nda Sivas Spor'u ağırlayan Fenerbahçe golü, en azından ikinci golü bulmakta zorlandığı maçta Sivas Spor'u Simon Kerr'in golüyle 2-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ı 1 puanla takibini sürdürdü. Fenerbahçe'nin diğer golü Robin Van Persie'den gelirken Sivas Spor'un sayısı eski Fenerbahçeli Beykan'dan geldi. Seyit ne diyorsun? Fenerbahçe sıkıntılı, hani oyun olarak çok dominant bir oyun sergileyemiyor ama skora ulaşmayı her maçta başarıyor. Evet. Bu sonuç, bu da 1-0 bitse 8 tane maçı 1-0 kazanmış olacaktı. Ama 2-1 bitti bu maç. Ne diyorsun buna? Evet ya, Fenerbahçe tabii sezon başında yapılan planlamaların meyvesini artık son haftalarda geçtikçe görüyoruz. Yani şimdi kadro kalitesi çok iyi diyoruz Fenerbahçe için ama bu bir türlü oyuna yansımıyordu son birkaç haftadır. Bu hafta biraz daha Fenerbahçe aslında toparlanmış gördük. Tabii Sivasspor'un da durumu malum. Yani geçen seneki Sivasspor yok bu şekilde. Ama Fenerbahçe gerçekten seyircisinin de avantajıyla beraber Pereira'nın da son birkaç haftadaki bu hırsı basına da yansıyor, zaten görüyoruz. Dikkat çekiyordu. Oyuncular hani farklı mevkilerde yedek oyuncular sürekli deneniyor. Yani bir hafta sağ bekte Şener, öbür hafta Gökhan Gönül. Yani kadro derinliği Fenerbahçe'de var ve bunu çok iyi şekilde hani stabilize ederek iyi bir şekilde kullanıyor diyebiliriz Fenerbahçe için. Diğer Galatasaray ve Beşiktaş'ta böyle bir şey söz konusu değil. Baştan sonra Fenerbahçe'nin üstünlüğü vardı maçta. Zaman zaman Sivasspor'un birkaç tane tehlikeli hata vardı. Tabii golü de buldular. Ama Fenerbahçe, Van Persie'nin de etkili performansıyla, birkaç tane ıskaladığı şut da var tabii ki, ona rağmen kazanmayı bildi. Tebrik ediyoruz. En azından lig yarışında, ilk devrede lig yarışından kopmamış oldu. Bu açıdan da önemli tabii. Beşiktaş'la birlikte bayağı iyi domine ettiler şu ana kadar ligi. Bakalım ikinci yarıda ne olacak. Evet. Ahmet, Fenerbahçe hani ilk 1-0'lardan söz etti, keyifsiz oyundan. Ya bunu neye bağlıyorsun? Bu performans sene sonuna kadar devam eder mi? İlk yarıyı bir şekilde idare ettiler ve yani tahminimce, tam bir veri yok elimde ama son yılların en başarılı ilk yarısı olabilir. 40 puan çünkü az buz bir şey değil. Tabii yani en azından Beşiktaş yani 41 yapmış 101. yıldan bu yana ilk kez. Çok çılgın puanlar var. Puan baremi herhalde 80 puan üstüne çıkmak gerekecek şampiyonluk için. Fenerbahçe'de şöyle bir şey. Pereira sürekli eleştirildi. Ve en sonunda Pereira bu ligin nasıl bir lig olduğunu artık kavradı ve ona göre futbol oynadı. Fenerbahçe bir Kayseri deplasmanına gitti. Hiçbir pozisyon üretemeden sadece Van Persie'nin 35 metreden attığı gol. Golünden sonra hani o kadar kötüydü ki. Sonra Fenerbahçe hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde Pereira artık takımı da tanıdı ve bizim ligi de çözdü. Ona göre kadrosu da zaten kadro derinliği çok iyi olan bir takım Fenerbahçe. Pereira takımı tanıdıktan sonra Fenerbahçe başarılı sonuçlar almaya başladı. Ama geçen seneki Fenerbahçe gibi çok üretken bir Fenerbahçe mi izliyoruz? Tabii ki hayır. Çünkü skora da yansıyor. Bakıyoruz hep 1-0, 1-0, 1-0 bitmiş mücadeleler. Ki 8 tane olacaktı bu da bilse. Evet. Bu anlamda aslında hücum hattında Fenerbahçe çok etkili ama çok gol pozisyonuna değerlendiremiyorlar. Beceriksizlik var. Yani bu bitiricilik yok diyebiliriz bu konuda. De Souza mesela dün bir sürü gol pozisyonuna girdi. Kaleyi tutturamadı. Yine Van Persie'nin gol girişimleri var. Ama seyircisinin desteği önünde Fenerbahçe ayrı bir oynuyor. Yani Fenerbahçe geriye bile hani düşse, hangi takım olursa olsun o seyirci desteğiyle beraber orada Kadıköy'de kazanmasını biliyor. Ve bu süreci de dediğim gibi Pereira takımı ve oyuncuları tanıdı. Fenerbahçe'de toparlandı ve zirve yarışından da kopmuyor. Bu da çok büyük bir başarı. Evet, evet. Ezeli rakibi Galatasaray'a puan farkı atmış. 10 puan fark. Yani Beşiktaş'ın biraz böyle eğer sallantılı bir süreç geçirirse önüne geçebilecek avantajı da elde edecektir. Aradaki farkları bir maç. Bir maç fark, yani bir puanlık bir fark var. Fazla bir fark yok.
O yüzden Fenerbahçe şu anda iyi gidiyor ki takım aslında takviyeye gerek yok ama oyun mentalitesi anlamında Fenerbahçe'nin biraz daha üretken olması lazım. Ya bence de hani benim görüşüme göre de gol atmak, gol yememeye çalışmaktan daha kolay bir şey. Hani nitekim Beşiktaş'ta iyi bir savunma düzenine sahip olmamasına rağmen hücumda rakiplerini perişan edip böyle kazanıyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin de buna kadrosu çok müsait hakikaten. Hani kağıt üstünde bakınca belki de ligin en iyi kadrosu. Derinlik bağımlı olsun. Evet. Hani oyuncuların çok gönüllü olsun. Çok ilginç. Ben Pereira'yı anlamakta zorluk çekiyorum diyelim ve bu vesileyle Beşiktaş'a da geçelim. Kartal ilk yarıyı lider bitirdi. Sportoto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş kendi evinde, evi değil gerçi yani geçici evinde, kiralık evde. Bu sezon her yerde. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na Torku Konya'yı konuk etti. Ve sağdan Oğuzhan, Mario Gomez ve Gökhan'ın 3 golü yani işi perçin demişti. Kerim'in golüyle de 4-0 kazanmayı başardı Beşiktaş. Seyit ne diyorsun? Beşiktaş çok enteresan yani. Ben Konya Spor hani kapanan takım gene evet. 8 tane orta sahayla çıkmış. Holmen, Ali Çamdalı, Uğur İnceman, 4 savunma ve bir kaleci. Yani savunma hattında 8. 8-0-3 ile gene başarılı olamadı Aykut Kocaman. Şimdi İlk bu sene biraz sertlikle yıldırdı evet. ikinci yarı. Bu gene sene o taktikler Beşiktaş'a sökmez. Yani hani Beşiktaş'ın attığı son golü özellikle izleyecek olursak Kerim evet. Frey'in golünü. 10 oyuncunun ayağında değmiş top. Kesinlikle ve yani bu her şekilde yani Beşiktaş'ın sezon başındaki performansı yansıyor yani bu olaya. Bu şekilde görebiliriz bu durumu. Ama dediğim gibi hani Beşiktaş neyi doğru yapıyor? Bir kere orta sahası çok iyi. Yani Oğuzhan gerçekten sanki 10 yıldır bu kulüpte oynuyormuş gibi. Bütün hani o meşhur bir tabir vardır. Maestro görevine çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve ileride de yani öyle bir futbolcu var ki yani kardeşim siz bana bu topu atın ben her türlü gol atarım gibisinden bir Mario Gomez var yani. Bayern Münih'te hani Almanya'da gol kralı olmuş. Alman milli takımına defalarca giymiş. Tabii bu oyuncuların yanında hani çok fazla ön plana çıkmayan ama asıl kahramanlar var. Mesela Atiba Hutchinson. Yani bunun çok güzel bir örneği. Yine aynı şekilde Ersan'ın sezon başında direkten döndü. Yani transfer olacaktı. Bu sene istatistiklerde büyük işler başarıyor. Evet, hani Beşiktaş'ta böyle oyuncular da var. Beşiktaş bu sene yani tam bir takım oyunu oynuyor gerçekten. Hani iyi bir takım oldu. Galatasaray'ın Fatih Terim'in geldiği ilk senede de yaptığı işler gibi. Hani çok doğru işler yapıyorlar. Agresif bir futbol. Sürekli hücum. Hani rakibin defans hattını defalarca yarıyorlar yani gol atamasalar da. O yüzden hani ben Şenol Hoca ile beraber gerçekten doğru adımlar attığını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş hani şimdi daha erken tabii şampiyonluk için de eğer hani şampiyonluğu da perçinlerse hani bunu da şimdiden peşin söyleyelim. Bundaki en büyük yani rollerden biri de Avrupa Ligi'nden elenmiş olması da olabilir yani. Tabii, şu tabii. anda Beşiktaş yüksüz bir şekilde lige emin adımlarla ilerliyor yani. Hatta dün UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter sayfası işte Beşiktaş bu hafta Konya'ya 4 attı. Sizce Avrupa Ligi'ni kazanabilirler mi diye tweet attı. Yani onlar bile inanamamış durumda evet, Beşiktaş'ın elendi. Sonra hemen kaldırdılar zaten bunu. Bu Beşiktaş için gerçekten büyük bir avantaj. Çünkü rakipleri de haftada 2 maç oynadığı zamanlar olacak. Kaldı ki yani evet. Fenerbahçe'nin Moskova dönemleri var. Bakalım Beşiktaş bunu değerlendirebilecek mi? Ahmet sen ne diyorsun? Seyit'in değindiği noktadan devam edelim. Avrupa Ligi'nden elenilmesi yani muhtemelen Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Lige ve kupaya olan iştahını. Sence bunu başarabilir mi Beşiktaş? Şu anda yani perfect'in şeyini bul. Mükemmel bir şeye gidiyor. Mükemmel devam ediyor. Sence şöyle diyeyim. Geçen seneden bir örnek vereyim. Beşiktaş yine çok iyi gidiyordu. Zirvedeydi. Liverpool maçlarından sonra Beşiktaş yıprandı. UEFA Avrupa Ligi'nde. Yıprandıktan sonra oyuncular sürekli bir de kadro genişliği yoktu. Sürekli aynı oyuncular oynuyor. Ne oluyor? Fizik olarak ve mental olarak yoruluyorlardı. Ve ligin sonunu getiremeyen bir Beşiktaş gördük. Ama şu anda UEFA Ligi'nde yer almaması ve sadece Türkiye Kupası ve Süper Lig'de yer alması Beşiktaş için önemli bir avantaj. Bir de şöyle bir şey var. Beşiktaş'ın ben hep sezon başından beri dedim en iyi transferi Şenol Güneş'tir. Şenol Güneş o geçen sezon Bursa'da yaptığı oyun mentalitesini Beşiktaş'ta da sürdürüyor. Nedir bu? Direkt toplarla rakip kaleye gidip hücum yapıp gol aramak. Ve Seyit diyor rakip ne kadar kapanırsa kapansın diyor.
Beşiktaş yarıyor. Evet, haklı. Ve bu Şenol Güneş'in oyun sisteminde bu var. Baktığımızda Gökhan Töre olsun, Quaresma olsun, gerçekten rakibi yıpratacak oyuncular. Yine Sosa da öyle. Ve Mario Gomez çok iyi bir bitirici diyebiliriz. Mesela aynı pozisyonu Galatasaray-Kayseri maçında Umut Bulut topun dibine dalamazken Mario Gomez topa nasıl vurabileceğini, evet, yerden sektirerek vurdu kaleci. O kadar iyi biliyor ki o golü atabiliyor. Yine Beşiktaş'ın da stadı biliyorsun bitmedi ve bu aslında bir dezavantaj. Her maç deplasman. Evet. Yani bu da dezavantaja rağmen Beşiktaş yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bir de Beşiktaş'ın hep ilk 10 haftadan sonra bir düşüşü vardı. Bu sıkıntıyı da aştılar ve şu anda zirvedeler. İlk yarıyı lider bitirdiler. Beşiktaş'ın UEFA liginde mücadele etmemesinden dolayı ben ligin sonunda da bu mücadelesini, evet, sürdürüp fiziken en azından, değil mi, iyi olacağını söyleyebiliriz. Ya şimdi şöyle bir şey var üstelik. Beşiktaş'ta hani bu oyuncular oyundan keyif alıyor gibi. Mesela evet, Liverpool'u elemişti geçen sezon, hatırlıyorsunuz. Hı-hı. Beşiktaş. Hı-hı. Aynı hafta sonu pazar gün Balıkesir'le 2-2 berabere kaldı. Hani düşmesi çoktan kesinleşmiş takımlardan biriydi Balıkesir. Şimdi oyuncular o kadar iştahlı ki hani dakika 90 bile olsa bir şekilde gol bulmaya çalışıyor. Ve 90'da çok gol attı bu sene Beşiktaş. Maçın o son bölümlerinde. Evet. Bakalım bu iştah sürdükçe Beşiktaş'ın büyük bir şansı var diyelim. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray son sezonun 3 kupalı şampiyonu Galatasaray. Bu hafta yine su kaynattı. Dirençli Kayseri karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ve lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düştü. Seyit, söylenecek çok söz var ama tabii, kısaca bir özetle istersen Galatasaray'ın durumunu. Çok büyük bir çöküş var ya. Ben yani anlam veremiyorum haftalardır. Evet ya, şöyle Galatasaray sezon başı kadro yapılanması, sezon yapılanması tamamıyla fiyasko. Yani buradan bunu anlıyoruz bu en basit tabirle. Çünkü en yakın rakiplerine bakacak olursak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hani tamam, Fenerbahçe anormal derecede para harcadı transfere, dünya kadar oyuncu getirdi. Fenerbahçe böyle bir şey şarttı. Ama Galatasaray, biz geçen sene de bunu konuşuyorduk. Geçen senenin şampiyon olurken bile iyi futbol oynamıyordu. Hı hı. Galatasaray taraftarı her zaman ilk önceliği, ilk tercihi Avrupa'da başarıdır. Yani bunu defalarca biz konuştuk. Bu takım seneye Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa iyi futbol sergileyemeyecek. Tekrardan geçen sene yaşadığımız kaosu bu sene de yaşayacağız dendi. Çok söyledi. Yani biz programda da söyledik. Galatasaray taraftarı da söyledi. Nitekim ne oldu? Taraftar yine haklı çıktı. Yani görünen köy kılavuz istemez. Hı hı. Sonuçta hani sizin yaptığınız transferler tamam, para yoktur olabilir ama bir şeyler yapmanız lazım. Mevcut oyuncular oynamıyorsa elden çıkarılmalı bence. Yani Burak Yılmaz formsuz ve uzun süreliğine de devam ediyorsa ve Galatasaray'a da zarar veriyorsa Burak Yılmaz hani istemeli transfer olmak. Veya ne bileyim Selçuk İnan veya Snyder veya Mustera, örnek veriyorum sadece. Şimdi gelecek olursa gelinen noktaya, dediğimiz gibi Galatasaray'ın sezon başı transfer politikası yanlıştı, kadro yapılanması yanlıştı ve ne hikmetse ne olduysa bu sene transfere para harcamayı falan düşünüyorlar herhalde. Şimdi Ryan Dong transferi gerçekleşti diyebiliriz. 99 evet, anlaşılmış herhalde. Verilen demeçler de o yönde. Mustafa Denizli geçen hafta genç 25 yaş altı oyunculara yöneleceğiz dedi Avrupa'da. Birkaç oyuncuyla görüşülüyor. Yani tekrardan bir para harcama sinsilesi Galatasaray için yaklaşıyor. Yani o kadar endişe, keder, UEFA'dan eleneceğiz mi falan, bunların hepsi unutulacak. Tekrardan taraftarın da gönlünü hoş etmek için bir kadro değişikliği Galatasaray'da bekleniyor. Hani bu sene ne olur? İkinci dönem derbilerin hepsini Galatasaray içeride oynayacak. Artık yani 17'de 17 gibi bir hedef konulması lazım. Bu seneden artık umudun kesilmemesi için. O da bir ütopik bir hedef bence, evet, şu an için gözüken o. Hani bilmiyorum, hani en azından Galatasaray maç kaybetmezse bu saatten sonra sezon sonuna kadar bir avantajı yine olabilir ama Fenerbahçe ve Beşiktaş tabii her zaman, evet, bir adım önde. Yani 4 maç önünde şu anda Beşiktaş. Kesinlikle. Ve aynen. Fenerbahçe Galatasaray'ın.
Yani Seyit'le çok konuştuk bunu Ahmet. Sana da bunu sormak istiyorum. Ünal Aysal, Galatasaray'ın efsane olarak nitelendirilen başkanı. Çilekler işte, portakallar, kiviler, muzlar. Bir meyve salatası ile taraftan gönlünü almıştı o zaman. Gerçekten de yaptığı işler takdir edilesi. Sonuçta Wesley Sneijder olsun. Evet, o çilek mesela olsun. Hala çürümedi. Wesley yani, Sneijder hala takıma katkı sağladı. Ama şimdi o yani bunlar hoş görülürken takım çok aşırı büyük bir maaş yükünün altına girdi. Ve şu an finansal olarak Galatasaray çok zor günler geçiriyor. Bunun üstüne sonraki yönetimler Duygun Bey'di, Duygun Yarsuvat biraz toparladı. Ama şimdi bu yönetim geldi. Yine o 3,5 milyon euroluk yani hiç az bir para değil. Hani şöyle bir kıyaslama yapacak olursak Beşiktaş'ta en çok kazanan oyuncu Mario Gomez 3,5 milyon euroyla. Gerisi hep 1,7'nin altında, 1,7 ve altında. Ama Galatasaray'da bu denge yani koptu, öyle bir şey yok artık. Bu da bence oyuncuların performansına buradan yansıyor. Çünkü düşünün Burak Yılmaz olsanız hani 3,5 milyon euro paranı alıyorsun her sene. Ülkenin en iyi forveti sıfatı üzerinde. Ya yani biraz salması normal yani. Sonuçta taraftar da sahip çıkmıyor en azından bugünlerde. Sence bunun bir etkisi var mı? Yani fazla maaş yükü Galatasaray'daki oyuncuları bir rehavete düşürüyor olabilir mi? Ya tabii ki vardır. Mesela Sabri üzerinde bu kesinlikle vardır. Sabri'nin sürekli maaşı konuşulur. Artık Hamza Hoca döneminde Hamza Hoca dedi ki Sabri bu takıma katkı sağlıyor ve yıllardır bu takımda maaşına zam yaptı, eleştirildi. Haklı şimdi onunla, şöyle de bir şey var. Burak Yılmaz gol atıyor muydu? Atıyordu. Maç kazandırıyor muydu? Kritik zamanlarda çıkıp golünü atıp kazandırıyordu. Diğer futbolcular da böyle. Şöyle bir şey var. Yerli futbolcuların kafa yapıları az çok şöyledir. Ya o hiçbir şey yapmazken milyon dolarlar kazanıyor. Ben takımın her şeyiyim. Ben Galatasaraylıyım. Ben terimin son damlasına kadar oynuyorum. Ben niye bu kadar para alıyorum deyip artık sadece Galatasaray ruhu olduğu için oynayan futbolcular var. Yoksa mesela örnek vereyim. Selçuk İnan'a hiç para vermeseniz Selçuk İnan yine oynar. Yani bu tip oyuncular da olmasa Galatasaray'da gerçekten bu maddi anlamda hani diğer oyuncularla kendini kıyasladığında bir sıkıntı var. Onun dışında bir de Galatasaray'da şöyle bir şey var. Ben şimdi maçı tabii yorumladığımız için izlememiz gerekti. Maçı izlemeye gidiyorum. Arkadaşıma sordum, gel beraber izleyelim dedim. Dediği laf şu. Ya Tarık Çamdal'ı mı izleyeceğim? Galatasaray alıştırmış yıldızları. Ama işte 4,5 milyon euro ödendi ona da. Hani bu yabancı sınırından da kaynaklanıyor ama finansal düzen mahvoldu. Yani bu Galatasaray'da şimdi de UEFA da hani bir yandan nasıl derler onu zorluyor Galatasaray'ı. İşte maaş bütçenizi düzenleyin, şey yapmayın. Bir ertelendi o. Mustafa Denizli geldi. 3,5 milyon euro kazanacakmış yanlış bilmiyorsam. 1,5 sezon için. Çok büyük paralar. Hani UEFA hayırdır diyor buna. Yani ve bu tablo varken yönetimin en azından taraftarın gazını almak için bile olsa bunları yapması bana pek yani açıklanabilir gelmiyor. Çünkü çok üzücü yani Galatasaray 3 kupalı şampiyon ne hale geldi? Zirvenin 11 puan. Şampiyonlar Ligi'ne de tek başına katılmışsın. Gelirlerin var. Lig şampiyonusun, gelirlerin var. Kaç senedir üst üste geldi bunlar yani. Evet, altyapıdan gelen gelirlerin var futbol okullarından. Tabii. Bunları değerlendiremiyorsun. Yine o yıldız mevzusuna gelince arkadaşım şu şekilde haklı. Evet, Tarık Çamdal'ı izlemeye gitmeyebilir ama mesela bu hafta Sneijder yoktu. Hadi Podolski'de kart cezalısı diyelim. Muslera da sakat. Kimi izleyeceksin? Doğru. Senin takımını kim kurtaracak? Doğru. Yedek kulübesi de şey olsun. Sinan Gümüş kurtarır bence. Ay en son işte yedek kulübesi. Ben de Galatasaray maçını arkadaşlarım izledim. Galatasaray Beşiktaş maçını. Yedek kulübesi hani çok büyük farklar var. Hani Beşiktaş'ta bakıyorsun. Oyuncu derinliği yok. Oyuncu derinliği hani Kerim olsun, Cenk olsun hani bu diğer belki de Galatasaray koysan ilk 11 başlayabilecek yetenekli adamlar. Tabii. Ama orada işte kulübede. Belki de başarının sırrı bu. Galatasaray geçen yıl büyük iş başarmış gerçekten. Ya da İsmail Kartal'la Bilic büyük iş başarmış bu Galatasaray'a şampiyonluk kaybederek. Gerçekten Galatasaray'a zor günler geçiriyor diyelim ve sonuçları alalım isterseniz hemen bu hafta gene. Güzel sonuçlar alındı ligimizde. Kayserispor 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Sivasspor 1, Beşiktaş 4, Konyaspor 0, Akhisar 0, Osmanlıspor 0, Kasımpaşa 1, Trabzon 1, Antalya 0, Gaziantep 0, Rizespor 2, Başakşehir 1, Eskişehir 2, Gençlerbirliği 0 ve Bursaspor 2, Mersin İdman Yurdu 1. Puan durumuna bakacak olursak da Beşiktaş 41 puanla
lider. 13 galibiyeti var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe hemen arkasında ikinci, 40 puanı var. Üçüncü Galatasaray ve dördüncü Kasımpaşa'nın 30'ar puanı var. Küme düşme hattında ise Eskişehir bu hafta kazandı. 18. sırada 10 puanla. Mersin İdman Yurdu yine aynı şekilde finansal zorluklarla mücadele ediyor. Onlar da 10 puanla 17. sırada. Gençler Birliği de yeni hocasıyla ilk maçını kaybetti. Evet. Onlar da 13 puanla zor günler geçiriyorlar ligimizde. Bakalım toparlayabilecekler mi diyelim. Tablo üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Başakşehir bu hafta 2-1 yenildi. Akhisar berabere kaldı. Kasımpaşa berabere kaldı. Galatasaray yenilseydi, bu takımlar yenseydi Galatasaray şu an 6.'ydı. Artık şampiyonluktan evet. koptuğunda transfer ettiğini düşünsene kimse 6. takıma gelmek istemez bir yıldız. Yani, bir de bir şey daha var. Bu sene yani genel olarak baktığımız zaman lige, şimdi geçen senenin takımlarından Bursaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Konyaspor geçen sene hatırlayacaksınız iç sahada zor maç kaybeden takımlar ve hani dört büyüklere kök söktüren takımlardı. Bu sene onlar düşüş yaşıyor. Yani Bursa hiç şeyle 6 beraberlik, 6 galibiyet, 11 mağlubiyeti evet. var. Bursa inanılmaz. Bu nedenle en azından hani ilk iki için konuşursak aradaki makas çok çabuk açıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe aldı başını gitti. Zaten Galatasaray'la bir arada fark var. Hani 3-4-5 için de aradaki makas bayağı açıldı. Yani bu takımların ben kötü oluşunun da bir sebep bağlıyorum. Çünkü bir dirençli takım yok. Bu sene biraz Akhisar... Eskişehir yönetimsel bir sıkıntısı var. Evet onlar da bu hafta kritik bir galibiyet aldılar. Yani son çırpınışlar artık. Yani yeni döneme umutlu girmeleri lazım. Yoksa sıkıntı yaşayabilirler. Onlardan söz açılmışken ben şöyle diyeyim. Ben Anadolu takımlarının maçlarını sürekli takip ediyorum. Eskişehir kazandı. Uzun süredir kazanamıyordu ama evet. Eskişehir gerçekten çok iyi oynayarak kaybediyordu. Ve Samet Aybaba ile beraber güzel bir çıkış yakalamıştı. Emre Güral da çok formda. Ki bu hafta golünü attı. Geçen hafta bir gol, bir asist yaptı. Çok büyük performansı var. Evet. İkinci yarı Eskişehir toparlanacaktır. Gençler Birliği de toparlanacaktır ama Mersin İdman Yurdu gerçekten bu üç takım kök söktürüyordu büyüklere. Aynen. Bu sezon Mersin hepsi çok zayıf ve ikinci yarının ilk maçında da Beşiktaş'la oynayacaklar. Evet. Bol şans dileyelim Mersin'e de. Diliyoruz ki bu sorun çözülür ve hemen UEFA'nın Twitter adresinde bu kez bir oylama yapıldı. Selçuk İnan'ın golü, tabii Türk takipçilerinin de etkisiyle açık ara yaptı. İzlanda'ya attığı golü izleyeceğiz şimdi. Bakalım Euro 2016'da o kapıyı açan gol nasıl atılmış? Tribün atmosferiyle izleyelim şimdi. Gerçekten Konya halkı da oldukça sevinçli o tribünle evet. birleşmeyi sağlamışlar. Güzel stat gerçekten Konya'nın stadı. Evet. Bize bol şans dileyelim Konya'ya bundan sonrası için. Ve PTT 1. Lig'e geçelim. Göztepe bu hafta geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi gollü olması beklenen maç 3-2 sona erdi. Bol pozisyon, bol penaltı ve bol gol. Kutlay böyle özet geçmiş bize bu maçı. Leroy George ve Giray'la golleri buldu Göztepe. Fakat Kardemir Karabükspor'da bir Murat Akın gerçeği vardı. Murat Akın maça damga vurup hat-trick'le maçı kazandırdı. 3-2 kazandı Karabük. Ne diyorsun Ahmet? Sen bayağı ilgilisin PTT 1. Lig'e. Evet. Şöyle bir şey. Göztepe çok dengesiz bir performans sergiliyor. İnişli çıkışlı dediğimiz performanstan. 5 maç arka arkaya seri galibiyet aldı. Hı-hı. Şimdi de sürekli son 3 haftadır kazanamayan bir Göztepe var. Beraberlikler var. Beraberliği aldığı ilk hafta kazansa liderdi. Evet. Doğru. Ondan sonraki hafta yine lider olabiliyordu kazansa. Şu ve bu hafta da kazansa lider olabiliyordu. 6. galiba değil mi? 7. sırada. 7. sırada puan durumu o kadar birbirine yakın ki. Göztepe'nin tabii hücum hattında da Leroy George olsun ve Gökhan Karadeniz gerçekten başarılı performans sergiliyor ve takımı sırtlıyorlar. Göztepe'nin ben... İlk 6'da kesinlikle yer alacağına inanıyorum.
Bu hafta evet yenildiler çünkü Karabük gerçekten deplasman olarak zor bir deplasman. Ve bizim de beklediğimiz gibi bol gollü bir karşılaşma geçti. O yüzden bu Göztepe form grafiğini, form çizgisini biraz daha dengeli sürdürebilirse, hani tamam galibiyetlerden sonrasını getirebilirse kesinlikle ilk sıralarda yer alacaktır diye düşünüyorum. Seyit sen ne dersin? Burada geçen hafta da konuşmuştuk, bir kafamızda oynamıştık maçı. Maalesef Karabük'le yine sonuçlandı. Temsilcimiz Göztepe kaybetti bu hafta. Karabük zaten sıkıntılı bir dönem geçiyordu. Son 3 haftadır falan sürekli kaybediyordu. Zirveden bayağı uzaklaştı. Bir anda düşmüştü. Ama hani bu son aldığı Göztepe galibiyeti gerçekten onlar için çok büyük moral oldu. Ya Göztepe'ye sezon başından bu yana bakacak olursak doğru işler yaptı aslında. Hani genel itibariyle bakacak olursak ama son birkaç haftadır kazanamıyorlardı. İlk defa uzun bir aradan sonra da mağlup oldular aslında. Karşıyaka maçından sonra yanlış hatırlamıyorsam ilk defa mağlup oldular. Ya esasında Göztepe'de böyle uzun vadede hani maç periyodunda kaybetmeme alışkanlığı vardı. Yani ikinci yarı için de böyle bir politika izlerlerse zaten aradaki makas çok dar yani. 3 puan var. Liderle Göztepe 7. sırada 3 puan var sadece. Evet, lig ikincisiyle 13. sıradaki takım arasında yanlış hatırlamıyorsam tabii yine bakmadım. 12 puan var şu anda Seyit. Çok fazla. Şanlıurfa'yla evet. Evet. Yani, hatta liderle de o kadar. Yani liderin de 29 puanı olduğu varsayarsak. Ya ben playoff hattı için bakıyorum olaya. Yani çok fazla şey yok. Hani mücadele hırsı PDT 1. Lig'de daha fazla var zaten. Yani Göztepe o yönden avantajlı. Metin Hoca zaten ayağı yere sağlam basan hocalardan. Bu ligi çok iyi bilen bir hoca. Kesinlikle. Hani hedef kesinlikle Süper Lig olarak belirlemişler. O yönden de yani ileride inşallah Göztepe'nin yolu açık olur diyelim. Gerçekten tüm İzmir takımlarına bol şans dileyelim ve derbiye geçelim. Bu hafta Altınordu ile Karşıyaka İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Gene boş tribünler önünde oynandı maalesef maç. Evet. Kazanan da Altınordu oldu. Yusuf Abdioğlu'nun enfes kafa golüyle 1-0 kazanmayı başardı Altınordu ve Karşıyaka'yı iyice dibe zincirlemiş oldular. Ne diyorsunuz bu duruma? Ahmet sen başla istersen önce. Bu lig... Sözünü kestim ama. Yok, bu ligde baktığımızda İzmir takımları arasında şu anda en kötü giden iki takım karşılaştı. Altınordu'ya baktığımızda 5 maç aradan sonra galip gelen bir Altınordu var. Ve bu 5 maçlık seride sadece 1 gol atmış bir Altınordu var. Evet, çok atmış. Hücum anlamında da Altınordu bir şeyler üretemiyor. Bu sıkıntısı var. Karşıyaka'ya baktığımızda Göztepe derbisini kazandı evet ama o derbiden sonra Karşıyaka'nın galibiyeti yok. Hı hı. Ve giderek puan kaybediyor ve son sırada. Şöyle bir şey diyeyim, topladığı puanlara baksan futbolcular o kadar ruhsuz ki bu formanın, Karşıyaka formasının hakkı bu olmadığını düşünüyorum. Hani çarşıdan birkaç taraftar toplasan şu anki takımdan daha çok puan toplar diye mücadele ederler yani değil mi en azından? Evet, mücadele yok çok ya. Kötü ya bir de Karşıyaka'nın şöyle de dezavantaj olarak görüyorum. Türkiye Kupası'ndalar. 2 maç oynadı, 4 maç daha oynayacak. Orası da Karşıyaka'yı yıpratacaktır ki Galatasaray ve Akhisar gibi üst ligden, Süper Lig'den takımlar var, güçlü rakipler var. Ki tamam kupada iyi sonuçlar alıyor. 2 tane galibiyet elde etti. Bu güzel bir şey ama orası ligi yıpratıyor. Ama dediğim gibi oyuncularda bir mental olarak sıkıntı var ve Kemal Özdeş de bir şeylerin yolunda gidemeyeceğini anlayınca artık istifa etmişti. Yani Karşıyaka'nın bu arada transferlerle biraz daha böyle deneyimli değil de hırslı ve istekli, arzulu oyuncular toplayarak çıkış yakalaması lazım. Seri galibiyetler alması lazım. Niye seri galibiyetler diyorum? Kayseri Erciyesspor ligin dibindeydi. Arka arkaya 3 seri galibiyet aldı. Bu hafta da Samsun Spor'la beraber kaldılar ve 18. sıradan kurtuldu. Hatta küme hattında bile değil. Evet. Karşıyaka da bunu yapabilir. Kayseri kazanıyor kaç haftadır Kayseri Erciyes. Kutlayalım onları ve toplu sonuçları alalım isterseniz bu hafta. Göztepe ve Karşıyaka kaybedenler oldu. Samsun Spor 0, Kayseri Erciyes 0, Bolu 3, Yeni Malatya 1, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2, Denizli Spor 2, Karabük Spor 3, Göztepe 2, Elazığ Spor 1, Adana Spor 1, Adana Demir Spor 2, Şanlıurfa Spor 0, Alanya Spor 2, Giresun Spor 0, Karşıyaka 0, Altınordu 1 ve 1461 Trabzon 0, Balıkesir Spor
0. Hemen puan durumunu alacak olursak Elazığ Spor zirvede, ikinci Karabük Spor'la aynı puana sahip. İkisinde 29'er puanı var. 3 ve 4. sırada Adana temsilcileri, 3'te Adana Spor, 4. sırada Adana Demirspor var. Son sırada ise maalesef Karşıyaka 13 puanla yer alıyor. 17. 1460 Trabzon'un 16, 15 ve 16. Denizli Spor ve Şanlıurfa Spor'un da 17 puanı var diyelim ve rotamızı yavaş yavaş batıya çevirelim isterseniz. Biliyorsunuz Avrupa bizim hani programda çok konuşmadığımız, çok değinemediğimiz yerlerden birisi. Bu hafta hani önümüzdeki hafta liglerin tatil olmasından da yararlanarak bir oranın devre arasına göz atacağız. Seyit, öncelikle bunu sana sormak istiyorum. Fransa Lig 1. Evet. Bir nevi bitti orada. Bitti. Namağlup, 16 galibiyet, 3 beraberlikle giden bir Paris Saint-Germain var. Lider. Ne oluyor Seyit, yani bu kadar makasın açılması? Bir zamanlarda Lyon yapıyordu bunu hatırlarsan. Evet, arka 7 sene. 7 sene şampiyonluğu vardı. Şimdi Paris o bayrağı devralmış gibi. Ya Paris Saint-Germain hani Fransa'nın diğer takımlarının kadro kalitesinin çok çok üstünde kadro kuruyor. Yani gerçekten hani yani tamam Arapların bir hani Arap sinsilesi vardı. Bunu hatta geçen sene çok konuşmuştuk programda. Yani o kadron bozulmuyor. Üstüne daha yeni oyuncular, süperstarlar geliyor. Yani tabii bir proje takımı olarak kuruldu. Arka arkaya şampiyonluklar yaşandı. Ve şu an hani gelinen nokta 16 galibiyet, 3 beraberlik, namağlup, ligde lider. Ya Fransa Ligi'nde şöyle bir olay var. Hemen kısaca değinmek gerekirse. Şimdi Marsilya ve Lyon ve Montpellier son dönemlerin şampiyon takımları olarak söylediğim için bunlar ligin orta sıralarında yer alan takımlara döndüler artık. Yani Avrupa kupalarından uzak takımlara döndüler. Yani Paris Saint-Germain'in rakibi Angers geçen sene Lig 2'deydi. Lig 1'e çıktılar bu sene. KN kadro kalitesi bunlar hep düşmemeye oynayan takımlar. Düşmemeye oynayan takımlardı. Yani bu sene sürpriz yapan takımlar. 2 hafta önce KN'e 3-0 gibi net bir skorla yendiler deplasmanda Paris. Yani o maçtan sonra ben dedim yani bu sene artık Paris'in önüne geçebilecek takım yok. Yani şu anda da söylüyorum ki hani şampiyon diyebiliriz yani Paris Saint-Germain için. 19 puan fark atmış. Bakalım ne zaman ilan edecekler şampiyonluklarını. Evet. Burada hani bir proje takımı olduklarından bahsettim. Monaco da bir proje takımı. Evet. Ama şu açıdan para için. Hani para basmak doğru. için. Mesela alıyor doğru. 30 milyona. Adam hani 40-50 verdikleri anda hiç gözünün yaşına bakmadan, bir başarı endeksi olmadan tabii. yakın takipçisi o da Paris'in. Yani durumu düşünün artık bu ligdeki futbol yani, durumunu. İşte kalite, diğer takımların kalitesi düşük olunca hani Monaco'da bir nevi üst sıralara oynayıp hani hem parayı cebine katlayıp hem de Avrupa kupalarına gidebiliyor. Evet, öyle Avrupa'da yani. Da Monaco devam ediyor yoluna ve Serie A'ya geçelim dilersen Ahmet, seninle Inter, Roberto Mancini'li, Alex Telles'li, Felipe Melo'lu Inter lider burada. Hemen arkasında Fiorentina ve Napoli var 35'er puanla. Evet. Juventus'ta son şampiyon 33 puanı var. Çok enteresan bir lig yani. Inter. Herkes şampiyon olabilir burada. Hani Milan bile olsa orada 28 puanı var. 8 puan geride. Şaşırmayız herhalde. Milano takımları son sezonlarda biliyorsun Avrupa'da başarı elde edemeyen ve liginde de kötü giden takımlar. Bunlardan birisi Inter, birisi Milan. Ama Mancini'nin gelişiyle güzel bir kadro oluşturuldu ve Mancini tanıdık isimleri de daha önce kullandığı futbolcuları da bu takıma toplayarak, örneğin Felipe Melo bildiğimiz olarak örnek veriyorum, Alex Telles'i örnek verebiliriz. Bunları toplayarak evet dedi, biz Inter'iz, bizim toparlanmamız lazım. Çok güzel bir yapılanmaya gidip şimdi ligin zirvesine oynayan bir Inter'i görüyoruz. Hani bu bakımdan Inter'in izlediği politika doğru bir politika. Ve dediğin gibi de diğer takımlarla arasında da pek puan farkı yok. Ama ligin sonunu getirmeye bakalım. Çünkü bu ligi kaç sezondur Juventus domine etmiş bir durumda. Evet, 10-15. Yani oranın Paris'i gibiydi bir nevi. Hep önde evet, götürüyordu evet. 10-15 puan. Burada da yine dipten geldiler. Arka arkaya evet. 7 hafta kazandılar. Juventus yetiştiler yani. Kötü başlamıştı ama attılar. Seri galibiyetlerle o Paulo Dybala'nın etkileyici performansıyla çıkıştalar. Evet. Seyit, sen ne diyorsun burada? Bir sürpriz çıkabilir mi? Mesela Fiorentina şampiyonu oldukça sürpriz olur. Hani diğer takımlara İyi bakınca sonra, yıldızı falan evet. çok az. Ya Juventus'un ne olursa olsun ben yine avantajlı görüyorum. Hani arka arkaya aldıkları bir 7 haftalık galibiyet serisi var. Çok formda oyuncuları. Şimdi Inter yeni kurulmuş bir kadro. Zaman zaman tökezliyorlar, izliyoruz yani. Hani onlar da ipi elinde tutabilirlerse bu şekilde devam eder. Roma yani ne yapacağı belli olmayan bir takım. Ligin en az mağlubiyet alan takımlarından biri.
Yani İtalya ligi bu sene biraz daha çekişmeli geçiyor diyebiliriz. Evet. Geçen senelere nazaran. O da Juventus'un sene başındaki formsuzluğundan kaynaklanıyor. Hani bekleyip göreceğiz. Şu an her şeye gebe yani. Gerçekten İtalya ligi. Ve Hellas bu arada. Hellas Verona 0 galibiyetleri var. 8 beraberlikle son sıradalar. Gerçekten evet. Ligin hani zorluk derecesini gösteren bir şey. Çünkü Luca Toni vardı. Evet. Yine bu Yunan milli takımından oyuncular vardı ama başarılı olamadılar. İlginç. Biz çıksak evet. Bir 3 puan alırdık. Yani tabii canım. Burada hemen geçelim. Dilerseniz La Liga'ya mı geçelim? Bundesliga'ya mı? Hadi burada topu size atayım. Bundesliga'dan devam edelim. Bundesliga, evet. Bayern Münih'in hegemonyasının hani rakibin iyi oynayan oyuncularını satın alacak kadar güçlü bir kulüp Bayern Münih. Burada evet. Da sadece bir mağlubiyetleri var. Buna rağmen çok açılmamış fark. Sadece 8 puan. Dortmund da iyi gidiyor yani. Ya Bayern Münih bu sene defansif anlamda bazı şeyleri tam olarak yerine oturttu. Hani 8 gol yediler 17 haftada. Ya ben Paris Saint-Germain'le beraber Bayern Münih'in de bu sene ligi tekrardan göğüsleyeceğini düşünüyorum. Biliyorsun hafta içi Guardiola evet. Ayrılacağını söyledi. Carlo Ancelotti de bir selam verdi. City'le evet. Anılıyor Guardiola. Evet, Guardiola da oraya gidecek gibi. Bir Diego Simeone, Atletico'nun tek direktörü Diego Simeone de adı geçiyor Bayern Münih'le. Ama Ancelotti biraz daha yani. Önde. Evet, Ancelotti biraz daha önde kulislerde. Yani dediğim gibi Dortmund direnmeye çalışıyor makasın daralmaması için ama Dortmund'un da zor deplasmanları oluyor genelde. Bayern Münih için o kadar zor geçmiyor ya tabii deplasmanlar. Dortmund'un da sağ solu belli olmuyor. Mesela hani beklemedik evet. Bir maçta güçlü bir rakibine 4 tane atabilirken o Aubameyang kafasını evet, esince evet. Bayağı bir Ronaldo'ya falan dönüşüyor adam. Evet, evet. Öyle gününde olmayınca da çekilmez bir adam haline geliyor yani. Ben anlayamıyorum evet. Aubameyang'ın bu şeyini. Sen ne dersin Ahmet bu Bayern için? Bayern Münih için şöyle bir şey. Gerçekten domine ediyorlar. Çok iyi gidiyorlar. Ama bir teknik direktör olarak biz hani bizim ülkemizde acaba çok mu duygusal düşünülüyor? Bundan önceki teknik direktörleri de sezon sonu ayrılacağı söylendiğine rağmen şampiyon yapıp bırakmıştı. Hı-hı. Yine Guardiola da yani hani bir Türk teknik direktör olsa sezon sonu beni zaten gönderecekler. Ben niye başında duruyorum, niye başarı için çabalıyorum der ama Guardiola'da böyle bir şey yok. Profesyonellik yani. Profesyonellik. Almanlar bunu çok iyi yapıyor. Ama abi dünyanın her yerinde normal bir olay. Mesela bizde biliyorsun Bosman kurallarına göre 6 ay önceden sözleşme yapabiliyorsun kontratı biten oyuncuyla. Cenk Tosun'a Beşiktaş devre arasında attırmıştı imzayı. O hani sözleşme Bosman kurallarına göre. O bile garipsendi. Adam çıktı 6 gol mü ne attı ikinci yarıda? Hani Gaziantep için hiç fena bir şey değil. Adam işini şey yaptı. Evet. Biz bunu bile garipsemiştik yani. Oraya gelmemize daha çok var bence. Diyelim ve La Liga'ya geçelim. Arda sonunda ilk yarı yani sonuçlanıyor. Yaklaştı yavaş yavaş. Arda'nın da oynayacağı galiba vakit geliyor. Galiba 6 Ocak'tan evet, sonra oynayacak. 6 Ocak'tan sonra Arda sahalara dönüyor. Oynamadan kupayı da almıştı geçen hafta. Barcelona ve Atletico önde gidiyor. Barcelona bir maç eksiğiyle 35 puanda. Atletico 16 maçta 35 puan topladı. Atletico sürpriz yapar mı Seyit? Bunu hep konuşuyoruz sen de kendi aramızda ama. Atletico defansif anlamda yine bu sene hani adından sıkça söz ettiriyor. Onlar da yine 8 gol yemişler sadece. Ki La Liga gibi birlikte 8 golle ilk yarıyı kapatmak da zor. Yani. Zor bir iş yani gerçekten. Defansif anlamda kaliteli oyuncular var Atletico'nun. Biliyorsun sezon başında Miranda'yı Inter'e yolladılar falan. Hani orada bir büyük kayıpları vardı. Ama her şeye rağmen Atletico Madrid yarışta bir forvet transferi yapılır mı veya mevcut evet, forvet transferleri yani forvet oyuncuları toparlanır mı bilmiyorum. Hani Jackson Martinez var, Vietto. Fernando Torres var, Vietto var. Vietto yani bunlar gerçekten formsuz bu sene. Hani gol atamıyorlar. O yönden biraz sıkıntı çekiyor Atletico Madrid de. Yani bütün maçlarını 1-0, 1-0, 2-1 yani tek farkla kazanıyor ve az gollü bitiyor maçları. Dediğim gibi yani Real Madrid bir tepki gösterecektir illaki. Bu Real Madrid böyle sessiz kalmaz. İllaki bir tepki evet, koyacaktır Real ortaya. Real Madrid'de burada 3. sırada bir avını bekleyen evet, aslan gibi bekliyor orada. Real Madrid biliyorsun geçen hafta 2-1 gerideyken bir patlama yapıldı bir baktık evet. 10'a 2 oldu. Ve acımıyorlar yani. Hala dakika 90 10 olmuş. Gol yani 10 golle yani 10 gol atmışsın. Aha. Hatta KJ'si bozuldu. Hani o ekrana yansıtan grafik bozuldu böyle 10 küçük çıktı. Yani kimse evet. Bunu beklemiyordu. Benitez hala go go falan yapıyor oyuncularına. Evet. Ya bu sene Beşiktaş'a 8 atan adam da Benitez'i geçen Malmö'ye attılar yanlış hatırlamıyorsam. Evet.
Çok hırslı bir adam. Böyle evet. Sanki menajerlik oyunu oynuyor yani. Go nedir? Ya burada La Liga için şöyle bir şey var. İlginç bir istatistik bu. Şimdi geçen senelere baktığımız zaman ilk 3 Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid çok çabuk bir şekilde kendi altındaki takımlarla makası açıyordu. Ama 20 bu sene puan fark atıp geçiyorlar. Evet, bu sene öyle gözükmüyor. Şimdi bir Celta Vigo, Villarreal, Deportivo her sene küme düşmeye oynayan bir takım. Bu sene Avrupa kupalarını hedefliyorlar. Yani o eski Deportivo geri dönüyor diyebiliriz. Sevilla, Valencia, onlar da transferler yaptılar bir sürü ama bu sene biraz geride kaldılar diye düşünüyorum. Bu sene Celta Vigo çok Celta Vigo, sürpriz. Evet yani evet, Nolito'yla ilk hafta hatta ilk Barcelona'yı yenmişlerdi. Öyle büyük bir sürpriz başarmışlar. 4-3 bitmişti maç. Hani Celta Vigo o yönden biraz daha sürpriz yarattı bu sene. Ama makaslar yani İspanya Ligi de bu sene zevkli geçiyor evet, diyebiliriz. Malaga'da yani. Bu arada dipnot geçelim. Haftalarca gol atamadı. 7 veya 8 hafta yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 10 gol atıp 13. sıraya gelmişler 4 galibiyette. Onları da kutlayalım evet, burada. Evet, ligin en az gol atan takımı 10 gol. Evet, 10 gol inanılmaz ya. Evet. Anlam veremediğim bir olay da bu. Adamlar 4 galibiyet almışlar ve futbolun zirvesinde sürprizlerin merkezi İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City liderdi bu haftaya kadar. Düne kadar en azından. Evet. Bugün gene alabilir liderliği. Bilmiyoruz daha oynanmadı maç. City'yi ağırlayacaklar içeride. Arsenal burada önde gibi. Ne diyorsunuz bu duruma? Tottenham da iyi yani. Tottenham hep havlu atardı eskiden o hani vasat sevici Tottenham. Ahmet evet. Ne diyorsun? Tottenham mı? Hani Leicester mı daha büyük sürpriz burada? Yani Leicester sürpriz istiyor ama sürprizi. Tottenham'ın burada hani zirvede kalması bana çok garip geldi. Ya bu sene zaten baktığımızda Manchester United kötü bir grafik sergiliyor. Yine aynı şekilde Chelsea çok vasat bir grafik, hatta vasatın altı bir grafik sergiledi. Diğer takımlara da gün doğdu ama Leicester'a Gündoğma değil, kendi şansını kendi yaratan bir takım olarak karşımıza çıktı. Kesinlikle. Özellikle hücum hattındaki oyuncusu adını Jamie Vardy. Vardy. Telaffuz evet. Edemiyorum. Teşekkür ederim. Oyuncu da kesinlikle transfer listesinde üst sıralarda yer alacaktır. Takımını çok iyi sırtladı. Yine bir Arsenal görüyoruz. Arsenal uzun süredir şampiyon olamayan ve şimdi şampiyonluğa yakın görebileceğimiz bir Arsenal var. Mesut Özil asistleriyle takıma hücum anlamında çok şeyler katıyor. Ve Arsenal baktığımızda Ciro oynamıyor. Oyuna girdiği an mesela yedek başladıysa golü arıyor ve o hani atıyor. Golü koklar atar bulur deriz ya. Giriyor evet. Golünü atıyor. Ve çok arzulu istekli ve Arsenal görüyoruz. Dediğim gibi diğer takımlara oranla Arsenal, Leicester, Tottenham bunlar bu sezon sürpriz denilebilen takımlar ama çok iyi de performans sergileyen takımlar. Gerçekten kutluyor ama Leicester City'nin şöyle bir şey var. Seyit sana gelmeden önce evet. Bir şehirde bütünleşmişlik var. Hani diğer Londra gibi tabii hani tabii. Manchester gibi çok büyük bir şehir değil. Hani Liverpool gibi böyle bir bütünleşmişlik şey yoktu o. Büyük şehirlerde zordur tabii. Bunu bilirsiniz. Küçük şehirler daha bağlı olur. Leicester evet. Gerçekten hani bunu başarmış durumda. Hani geçen haftalarda programda bahsettik. Kasabian grubu. Evet. Yani onların parçaları yani Ranieri'yi biliyorsunuz. Yaşlı başlı. Zamanında Inter'i şampiyonluğu oynatan Yunanistan milli takımından geçen yıl iki maç sonunda kovulan bir adam geldi. Ve basın toplantısında ilk izlemiştim onu. Çok etkiledi. İşte Kasabian gibi bir grubu olan şehrin Kasabian'ın fire parçasıyla kendinden geçen insanların çok daha iyi bir takıma ihtiyacı var. Bizim oyuncularımız da bunun bilincinde ve bu yüzden iyi oynuyorlar gibi evet. Aşırı fantastik bir yorumda bulunmuştu. Bu etkilidir değil mi Zeyd sence? Ya tabii İngiltere'de bir de kültür şöyle. Yani herkes ikamet ettiği bölgenin değerlerine sahip çıkıyor yani. Türkiye'de böyle değil tabii ki. Yani Türkiye'de medyanın da pohpohlamasıyla Galatasaray, Beşiktaş, Fener sürekli el üstünde tutulduğu için hani Anadolu takımlarına fırsat kalmıyor. En başta yayın gelirlerinde hani bunda bahsedebiliriz yani yayın gelirlerinin eşitsizlik halinde seyretmesi. Ama İngiltere'de böyle değil tabii. Hani her şehrin kendine ait bir taraftar grubu var. Hani tabloya da gelecek olursak Ahmet'in dediği gibi yani bu sene Leicester, Tottenham ve Crystal Palace gibi takımların sürpriz yapmasının tek sebebi Manchester, Liverpool ve Chelsea'nin bu kadar kötü olmasına bağlıyorum ben. Liverpool, Klopp geldi. Evet. Jürgen Klopp'la hani böyle yeniden bir evet o Liverpool eski Liverpool'a döndü şeklinde demeçlerini verip o heyecanı yaratıp ama skora yansıtamayan bir Liverpool gördük. Şimdi bir maç daha kazanırsa bu arada Liverpool Manchester'ı yakalıyor. Evet.
Öyle de bir durum var. Kloppo'nun o şeyi. Ya ama onun da hani şehirle bütünleşmesi. Mesela geldi ilk hafta imza attıktan sonra işte mesela böyle hani bu evsiz vatandaşların kılığında böyle kafasında kapşonuyla birlikte gidiyor bir mesela pub'da. İşte merhaba ben Jürgen Klopp artık takımımızın yeni hocasıyım diyebilecek kadar da evet. Sevimli mi derler buna, ne derler? Sempatik bir adam kesinlikle. Evet. Kutlayalım onu. Son olarak basketboldan haberlerimiz var. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Onları verelim hemen. Fenerbahçe Real Ali Gaziantep engelini 97-85'le geçmeyi başardı. Beşiktaş beni andı. Kanarya 4 oyuncusundan çift tane skor ettiği maçta Gigi Datome 21, Bogdanovic 17, Ali Muhammed 14 ve Kalinic 13 sayıyla galibiyeti getirdi takımına. İyi galibiyet yani Fenerbahçe'nin. Gaziantep zaten hocayı da yollamıştı. Evet. O da isabet oldu. Bir sonraki maçımız Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray bu hafta Beşiktaş'ı bayağı hırpaladı. Savunmada özellikle Beşiktaş ilk 5 dakikasında sayı atamadığı karşılaşmadan yenik ayrıldı. Evet, şu anda görüntüler de geliyor ekranlara. Galatasaray iyi iş başardı. Ne dersiniz buna? Ya şöyle ilginç bir istatistik vardı. Galatasaray'ın oynayan oyuncuların hepsi, hani süre alan oyuncuların hepsi çift taneli sayılara ulaştı. Neredeyse bir yanlış hatırlamıyorsam, kimdi ya? 9 sayıyla oynadı Türk oyunculardan biri. Şimdi ismi aklıma gelmedi. Özür diliyorum. Göksel. Onun dışındaki oynayan süre alan bütün oyuncular çift taneli sayıya ulaştı. Caleb Green'in sakatlığı vardı. Döndü, tekrardan iyi bir performans sergiledi. Kutluyoruz Galatasaray'ı. Gerçekten iyi bir performans sergiliyor basketbolda. Avrupa'da da, ligde de toparlanan bir Galatasaray. Yani lige iyi başlayamamıştı Galatasaray. Evet. Ve Galatasaray Odeabank bir baktık şu anda zirvede yer alıyor. Evet, Galatasaray zirvenin en büyük adayı yani. Reflex verebiliyor yani. Gerçekten kutlayalım Galatasaray'ı. Ve Anadolu Efes bu hafta Uşak Sportif'i 84-77 yendi. Uşak'ta 11 maç sonra evinde kaybetmiş oldu. Son haberimizde Banvit Karşıyaka'yı yendi. Adrian Mormon 23 sayı 11 rebound ve Courtney Fortson da 27 sayı 7 rebound 8 asistle öne çıktı. Gerçekten kutlayalım Banvit'i de. Önemli bir galibiyet son şampiyon karşısında. 83-78'e galip gelmeyi başardılar diyelim ve bu haftalık programımızın sonuna gelelim. Eklemek istediğiniz şey var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Oldukça keyifli bir yayın oldu. Bu haftalık Sportal'ın sonuna geliyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.